Saat 8.45, parametre öncesi günün ekonomisi diyeceğiz. Türkiye'de, dünyada öne çıkan gündem başlıklarını sizlere aktaracağız, ileteceğiz. İki Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor. Amerikan Merkez Bankası Fed faizleri arttıracak mı? Arttıracağına kesin gözüyle bakılıyor. Karar bugün açıklanacak ve bundan sonrasına ilişkin acaba ne diyecek? Yani kaç faiz arttırım mesajı verecek? Bu kritik sorunun cevabını bu akşam itibariyle, 15 Mart itibariyle göreceğiz. Hollanda'da seçimler var ama piyasanın odağının Amerikan Merkez Bankası Fed olduğunu söyleyelim. Ve hemen ardından da para politikası kurulu toplanacak ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı ve bundan sonrasına ilişkin açıklamalar izlenecek. Fed faizi 0.25 puan arttıracak. Sonrasında da eğer 3 faiz artırım beklentisini korursa çok büyük bir etkisi olmaz. Çünkü bu fiyatlandı der uzmanlar. Ancak 3'ten fazla bir faiz artırım sinyali verirse, daha güçlü bir mesaj verirse bu piyasalarda bir miktar dalgalanmaya yol açar ve Merkez Bankası da buna karşı daha sıkılaştırıcı adımlar ya da faiz koridorunun üst bandında %11'li seviyelere doğru bir adım atar şeklinde yorumlar var. Bütün bunları göreceğiz. Bütün bunları görmek için de piyasalar hareketsiz bekliyor demek yanlış olmaz. 3.74 seviyelerindeydi kotasyonlar. Bir değişim yok. Bakın, Fed'i beklerken günlerdir gördüğünüz hareket, yatay hareketin devam ettiğini sizlere aktarıyoruz. 3.74'lü seviyeler korunuyor. Euro TL'ye bakıldığında parite 1.06'nın üzerinde, bir miktar çok hafif bir Euro'da toparlanma söz konusu. Dolarda biraz değer kaybı var. Parite 1.05'lerden 1.06'lara doğru yükseldi. Yani dolar bir miktar değer kaybetti. İçeride Euro'da da yükseliş vardı. 3.98-99 seviyelerini, 4 liraya doğru bir seviye görmüştük. 3.96-97 seviyelerinde seyrin biraz paritenin gerilemesiyle beraber devam ettiğini söyleyelim. Borsada 90.000 puanın üzerine bir çıkış vardı. 91.000 puan aşılmıştı. 25 ayın en yüksek seviyelerine çıkılmıştı. Bu haftaya bakıldığında 91.000'li seviyelerden 89.000'li seviyelere doğru bir kayış var. Çok hızlı bir düşüş yok. Amerikan Merkez Bankası Fed ne yapacak sorusunun cevabı bekleniyor demek çok yanlış olmaz. 89.000'in üzerinde tutunuyor borsa. Asıl hareket petrol fiyatlarında. Az farzlası nedeniyle petrol fiyatları 51 dolar seviyesine kadar gerilemiş durumda. Altın fiyatları da 1200 dolarda seyrediyor. Şimdi Asya borsaları, Amerika'da para politikasının bu yıl nereye kadar daraltılacağının ipuçlarını verecek. Fed faiz kararı öncesinde kar realizasyonlarıyla geriledi. Bu borsa için de sinyal olur. Yatırımcılar bu toplantıda Fed'in faiz artıracağına dediğim gibi kesin gözüyle bakıyorlar. Çin başta olmak üzere bazı büyük ekonomilerden gelen güçlü verilerde Asya borsalarını yılın başından bu yana zirvelere taşımıştı. Ancak yatırımcılar Fed'in faiz artışıyla Asya ekonomileri nasıl etkilenir sorusunun cevabını bulmaya çalışacaklar ve biraz temkinli bir havada Fed'in kararını bekliyorlar demek piyasaları özetlemek anlamına geliyor bu sabah itibariyle bizler için. Gündem başlıklarıyla devam edelim piyasa verilerinden sonra. Ekonomi gündeminden gelişmeleri aktaracağız sizlere ve Hollanda ile Türkiye arasında yaşanan gerilimden, krizden bahsediyoruz. Biliyorsunuz Türkiye bir takım yaptırımlar açıkladı. Diplomatik üst düzey temaslar askıya indi, uçuşlar iptal edildi, diplomatik uçuşlar iptal edildi. Belki mülteci anlaşmasını, mülteci Avrupa Birliği ile yapılan bu anlaşmayı gözden geçiririz açıklaması geliyor Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan. Artık Avrupa vize konusunda bizi çok fazla oyalamasın ifadesi kullanılıyor. Bir takım yaptırımlar açıklandı. Hollanda Başbakanı Rutte bu yaptırımları çok da kötü değil diye değerlendirdi. Eğer süreç devam ederse ve gerilim artarsa ikinci yaptırım planı devrede olur açıklamaları geliyor. Bugün Abdülkadir Selvi'nin yazısından öğreniyoruz. Ekonomik yaptırımlara uzanan bir durum yok şu anda. Ve acaba turizm nasıl etkilenecek diye bir soru işareti var. Çünkü geçen yılda zaten turizmin
2020'nin zor bir yılıydı ve Avrupalı turist sayısında bir ciddi düşüş oldu. O düşüş işte %30'ları aştığı dönemleri de gördük. Şimdi Hollandalı turistin Türkiye'ye ilişkin iptalleri, rezervasyon iptalleri var mı yok mu sorusuna bugün Hürriyet Gazetesi Ekonomi Servisi yanıt vermiş. Yok diyor Hürriyet Gazetesi Ekonomi Servisi. Türkiye'ye en çok turist gönderen ilk 10 ülke arasında yer alıyor Hollanda. Henüz bir rezervasyon iptali yaşanmıyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin raporuna göre Hollandalılar tatilde kişi başı 814 euro harcıyor. Bu normal turist harcamasının geçen yılın biraz üzerinde. Bir miktar hani harcamalarda da düşüş var ama Hollanda Avrupa'dan Türkiye'ye gelen en çok turist gönderen ilk 10 ülke arasında, hatta başlarda. Şu anda da bir rezervasyon iptali olmadığı belirtiliyor Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin raporunda. Yurt dışı çıkışlarda İspanya ve Yunanistan'ın olumlu gelişmeler kaydettiği gözlemleniyor. Hani Avrupa'dan gelen turist sayısında bir kıpırdanma var. Hollanda'dan da bir rezervasyon iptali yok. Gelen yorumlar, açıklamalar böyle. Ukrayna'ya pasaportsuz giriş yine dünün gelişmelerinden biriydi. Artık sadece kimlikli Ukrayna'ya giriş yapabilecek Türk vatandaşları kimlikle seyahat edebilecekler. Anlaşma da Çankaya Köşkü'nde imzalandı. İki ülke vatandaşları pasaport ve vize kullanmayacak. Kendi kimlik kartlarıyla Türkiye ve Ukrayna'ya seyahat edebilecekler. Başbakan Binali Yıldırım Çankaya Köşkü'nde iki ülke arasında imzalanan karşılıklı seyahat anlaşmasını duyurdu. Bugün imzalamış olduğumuz iki ülke vatandaşlarının kimlik kartıyla seyahatine imkan veren, bir anlamda vize muafiyeti denebilecek anlaşmayla bu görüşmeleri sonuçlandırmış bulunuyoruz dedi. Ukrayna'ya gitmek isteyenler sadece kimlikle seyahat yapabilecekler. İşte bu anlaşmanın fotoğrafı da şu anda ekranlarda. Pasaportsuz seyahat imkanı var. Türkiye'den çıkışta tabii pasaport gerekiyor ama en azından Ukrayna'ya girişte vize, pasaport sorulmayacak. Sadece kimlik göstereceksiniz. KPSS'de 420 lira giriş ücreti çok bulundu ve tartışma yarattı. ÖSYM gözden geçirilecek bu ücretler açıklamasını yaptı. Şimdi birden fazla, bugün de gazetelerin birinci sayfasında bu haber yer alıyor. 2017 kamu personel seçme sınavı KPSS A grubu ve öğretmenlik kılavuzunda açıklanan 420 liraya varan sınav ücretine adaylar tepki gösterdi deniliyor haberlerde. ÖSYM açıklama yaptı. Konunun yeniden değerlendirileceğini ve başvurunun yapılacağı 20 Mart'tan önce açıklama yapılacağını bildirdi. Ücretin düşürülmesini isteyen adayların başlattığı imza kampanyasına 27 bin kişi destek verdi. Birden fazla sınava girildiği için hani daha fazla seçenek olsun, daha fazla şans olsun diye ücretler 420 liraya kadar ulaşmış. Adaylar tepki göstermiş. ÖSYM'de gözden geçireceğiz demiş. Bugün Milliyet'in de birinci sayfasında KPSS'de ücretler isyan ettirdi haberi var. 425 liraya gözden çıkarması gerekiyor bir adayın sınavlara girmesi için. Kadroya girme şansı artsın diye tüm sınavlara katılacak bir aday 425 lira ödeyecek. Adayların tepkisi üzerine ÖSYM ücretlerin yeniden değerlendirileceğini açıkladı. Yeni ücretler 27 Mart'a kadar da açıklanacak. Bugün yine köşe yazılarında madem o zaman niye daha önce düşünmediniz sorusu da sorulmuş. Benzine 9 kuruş indirim, petrol fiyatları 50 dolara doğru bir gerileme içinde, dünyada arz fazlası, Amerika'dan gelen veriler petrol fiyatlarında düşüş yarattı. O düşüşte bizde benzine 9 kuruşluk indirim getirdi. Benzin fiyatları bugünden geçerli olmak üzere 5 lira 24 kuruş değil 5 lira 15 kuruş olacak. Dolayısıyla biraz daha indirimli benzin alma şansına sahipsiniz. İki gemiyle denizleri daha aktif arayacağız. Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamaları bugün gazetelerin ekonomi sayfalarında var. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Nisan başı devreye girecek ikinci sismik gemiyle hem Karadeniz'de hem Akdeniz'de hiç durmadan çok aktif bir petrol gaz arama dönemine girileceğini söyledi. İşte şimdi benzine indirim geldi. Bu aramalar sonuç verirse bu indirimler daha da hızlanabilir. Ve vergi yükü tamam ama benzin de petrol fiyatlarıyla beraber hareketli, dolar kuruyla beraber hareketli. Dolayısıyla vergi yüksek olsa da bu aramaların sonuçları belki bir arz fazlası yaratacağı için ya da arza katkı yapacağı için petrol fiyatları
fiyatlarında, benzin fiyatlarında da içeride bir indirime, düşüşe yol açabilir. Hiç durmadan aktif bir petrol gaz arama dönemine girileceğini söylüyor Enerji Bakanı Berat Albayrak. Yine bakıldığında peri balı kilosu 5000 euro bir başka gündem başlığımız. Bal zaten pahalı ve de hani böyle çok bal tartışılan da bir konu. Ucuz bal olur mu? Balın kilosu en fazla en az ne kadar olur? Sağlıklı bal, işte bu kadar ucuz bal nasıl satılıyor? Bütün bunları tartışırken bu bal, kilosu 5000 euro olan bal, Artvin'de bir mağarada bulunmuş ve faydalı mineralleri var. O mağaraya dağcıların yardımıyla inmiş Artvinliler ve ilk etapta bir 18 kiloluk bal elde etmişler. Her yılda 3-5 kilo o balı buluyorlar, o mağaralardan buluyorlar ve kilosunu da 5000 euroya satıyorlar. Çünkü birçok hastalığa iyi geldiği düşünülüyor. Hatta bu laboratuvarlarda test edilmiş ve hani kanıtlanmış. Dolayısıyla çok talibi var. Az çıkıyor, az bulunuyor. Minerallerle güçlendirilmiş bir bal ve kilosu da 5000 euroymuş. Evlerde robot yardımcılar var. Hep sorulur ya, her şeyin akıllısı artık. Fabrikalar akıllı, dijital dönüşüm var, sanayi 4.0 var. Teknoloji daha hızlı şirketlere, sanayiye, üretime, hayatımıza giriyor. İşte evlere ne zaman gelecek bu akıllılık diye düşünürken artık böyle robotlar evlerinizi temizleyecek, sizlere yardımcı olacak. İşlerinizi yapmanızda sizi destekleyecek, rahat ettirecek. Robotlar evlere de giriyor. O sorunun cevabı bir şekilde hani çok kısa zamanda herhalde evet artık var, evlerinizde olacağız şeklinde yanıtlanacak. Tavus kelebeği Bodrum'a kondu. Bugün Hürriyet'in birinci sayfasında görüntü o kadar güzel ki tavus kelebeğinin. Bodrum'da, Bodrum'un gündeminde dünyadaki en güzel altı kelebek türü arasında gösterilen dev tavus kelebeği var. 17 santimetre kanat açıklığı olan kelebeği de ilk keşfeden kişi Bodrum'dan bir Özge Tezer'miş. Dolayısıyla onu bahçede gördüğümüzde gözlerimize inanamadık diyorlar. Gerçekten görüntü muhteşem. 17 santimetre kanatlar açılıyor ve dünyadaki en güzel altı kelebek türünden biri tavus kelebeği. Bilmeyenler için ya da görme şansımız olmayanlar için görüntüsü de işte böyle arkadaşlarımızın hazırladığı. Hem piyasa verilerini verdik hem de şöyle bir dünya ekonomi turu yaptık diyelim. Hemen şimdi parametrede olacağımızı hatırlatalım. Bekliyoruz.